tam ve 2 doz aşı olanlar için çeşitli muafiyetler artık hayata geçmiş vaziyette. Hemen bakalım bunlar neler? Buna göre enfeksiyon kapıp iyileşenler ve 2 doz koronavirüs aşısı yaptıranlar test yaptırmadan mağazalara, kuaförlere ve alışveriş merkezlerine girebilecek. Ancak muafiyet ikinci aşıdan 14 gün sonra geçerli olacak. Öte yandan riskli bölgelere seyahat düzenleyip geri gelenlere karantina da uygulanmayacak. Robert Koch Enstitüsü verilerine göre 2 doz aşı yaptıranların semptom göstermeyen enfekte olanlara göre virüsü bulaştırma riski çok ama çok az. Daha önce hastalığı kapıp iyileşenler ise enfekte olduktan sonra 6 ay boyunca virüsü bulaştırma riski çok düşük olduğu değerlendiriliyor. Ancak her durumda kapalı mekanlarda maske takma ve sosyal mesafeyi koruma zorunluluğu var. Şimdi değerli izleyicilerimiz, yapılan bu açıklama ve muafiyet aslında bize şunu gösteriyor. Sadece Almanya'da değil, Avrupa ve diğer ülkelerde de bu geçerli. Bize şunu söylüyorlar. Diyorlar ki, siz her ne kadar aşı olmak mecbur olmasa da siz bu aşıyı yaptırmak zorundasınız. Türkçesi bu. Şimdi ne deniliyor yapılan açıklamayla? Eğer aşı olursanız riskli ülkelere gittiniz. Mesela Türkiye'ye gittiniz ve döneceksiniz. Biliyorsunuz döndükten sonra karantinaya girmeniz gerekiyor. Eğer aşınız varsa siz karantinaya girmeyeceksiniz diyor. Peki şimdi bir örnek. Diyelim ki Berlin'de yaşayan Ali Bey ya da Fatma Hanım İstanbul'a gitti. Kendisinin de herhangi bir şekilde bir rahatsızlığı yok ve koronavirüse yakalanmadı. Geldi, elinde de PCR testi var. Almanya örneğin gümrük kapısında dediler ki siz artık karantinaya şu kadar gün kalacaksınız karantinada. Peki hiçbir rahatsızlığı olmayan, koronavirüse yakalanmayanla aşı yaptıran arasında ne fark var? İnsanları bu şekilde ayırmak sizce doğru mu? Aslında burada bana soracak olursanız bir dayatma söz konusu. Vatandaş aşı olmak isteyebilir. Biz kimseye aşı olun ya da olmayın demiyoruz. Bu herkesin kendi vereceği bir karar. Ama alınan bu karar bize şunu gösteriyor. Yani resmi makamların koronavirüs aşısı yaptıranlara diyor ki siz artık bütün mağazalara, alışveriş merkezlerine ve diğer kurumlara girebilirsiniz. Herhangi bir şekilde sizin için kısıtlama söz konusu değil diyorlar. E peki koronavirüs aşısı olmak istemiyor Ali Bey, Mehmet Bey ya da Fatma Hanım. Şimdi burada bakın gerçekten çok büyük bir oyun var. Ben böyle görüyorum artık. Bunu söylerken sakın beni yanlış anlamayın. Tekrar ediyorum. İsteyen aşısını olur, istemeyen olmaz. Bu herkesin kendi bileceği bir şey. Ama aşı olmak istemiyorsa bir kişi, sen onu uçağa neden almıyorsun? Önümüzdeki günlerde göreceksiniz. Havayolu şirketleri şey açıklayacak, diyecekler ki aşı olmayanları almıyoruz diyecekler. Pek çok havayolu şirketi de böyle bir uygulamaya geçti. Avustralya'da, Yeni Zelanda'da bunlar söz konusu şu anda. Aşınız yoksa uçağa almıyorlar sizi. E peki bu insanların seyahat özgürlüğünü engellemek değil midir? Bakın Avrupa'da da bu gelecek. Şu an neden getiremiyorlar biliyor musunuz? Aşı yok çünkü. Evet, aşı yok. Planlamalar tutmadı. Aşı üretimiyle ilgili sıkıntılar ortaya çıktı. Bazı ülkelerde biliyorsunuz AstraZeneca yasaklandı. Johnson & Johnson aşısı yasaklandı. Daha sonra da ve gelinen noktada şu anda aşıya ulaşmak imkansız noktaya geldi. Ve gelinen noktada aşıya ulaşmak öyle kolay değil. Aşı savaşları var şu anda. Bakın değerli izleyicilerimiz, Almanya'da açılan aşılama merkezlerinin %50'si aşı olmadığı için kapandı. Biliyorsunuz Paskalya'dan sonra ne dediler? Aile doktorları da artık aşı yapabilecek. Ama görüyoruz ki aile doktorlarına gönderilen aşı yok. Aşı planlaması suya düştü. Şimdi Haziran ayı itibariyle aşıların çok olması bekleniyor. Ondan sonra diyecekler ki aşı var kardeşim, niye aşı olmadın? Hadi bakalım herkes koşa koşa aşıya gidecek. Şimdi zorunlu hale getiremiyorlar. Ne diyorum? Çünkü aşı yok. Değerli izleyicilerimiz, bunları söylerken sakın beni yanlış anlamayın. Ben
ne aşı karşıtı olduğumu söylerim ne de aşı taraftarı olduğumu söylerim. Ben herkesime yaptırmak isteyene de yaptırmak istemeyene de saygı duyarım. Benim şahsi kanaatim var tabii ki ama sağlıkla ilgili bir konu olduğu için ben görüş bildirmekten imtina ediyorum, çekiniyorum. Beni de anlayacağınızı düşünüyorum. Değerli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere Almanya tarafından Türkiye ve daha pek çok ülke tarafından Türkiye riskli ülkeler kategorisinde yer almaya devam ediyor. Şimdi Almanya'da birçok eyaletin uyguladığı aşı olanlara ve koronavirüse yakalanıp iyileşenlere tanınan karantina muafiyetini Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu olan SunExpress de uygulamaya başladı. Bakalım haberin detayları neler? Almanya'nın Kuzey Rhein-Westfalia eyaletinde aylardır uygulanan karantina muafiyetinin ardından Hessen, Berlin, Brandenburg, Bavyera, Aşağı Saksonya, Rheinland-Pfalz ve Baden-Württemberg eyaletlerinde Türkiye'de dahil virüs varyantı olmayan ülkelerden seyahat edecek olanlar Avrupa Birliği tarafından onaylanmış aşı sertifikalarını ibraz ederek karantinadan muaf tutulacak. Peki anlamı şu. Avrupa Birliği aşı ajansı EMA var biliyorsunuz Hollanda'da. Tüm aşılara EMA karar veriyor. Diyor ki benim onay vermiş olduğum aşıları yaparsan Avrupa Birliği'nde pek çok ülkeye sen herhangi bir karantina şartı olmadan girebilirsin. Mesela nedir bu aşılar? BioNTech, Johnson & Johnson, Moderna, AstraZeneca gibi. Evet değerli izleyicilerimiz bu aşılardan bir tanesini olursanız ne diyorlar? Bavyera, Aşağı Saksonya, Kuzey Rhein-Westfalia, Rheinland-Pfalz ve Baden-Württemberg eyaletlerinde karantinaya girmezsin diyor. Peki Türkiye'de bir vatandaşımız Almanya'ya gelecek diyelim. Türkiye'de yoğun olarak da Çin aşısı var biliyorsunuz. BioNTech'te yapıldı, yapılmaya başlandı ama yoğun olarak Çin aşısı söz konusu. Peki Çin aşısı Avrupa Birliği'nin aşı ajansı olan EMA'dan onay aldı mı? Hayır, almadı. Şimdi bunun bir diğer anlamı şu. Benim onay verdiklerime ben öncelik tanıyorum diyor. Bu bir kere bakın demokrasiye aykırı bir şey, insan haklarına aykırı bir şey. Vatandaş aşı olmak istemediğinde sen onu karantinaya alıyorsun ama aşı olana diyorsun ki hayır sana karantina yok. Peki şimdi size bir soru. Aşıların %100 koruduğuna dair bilimsel bir çalışma, bilimsel bir açıklama var mı? Ben görmedim, yok. Aşıyı bulanlar dahi örneğin Profesör Doktor Uğur Şahin BioNTech aşısını bulan. O bile ne diyor? Aşılar %100 koruyucu değil diyor. Hatta eşi Profesör Özlem Türeci bir açıklama yaptı. Ne dedi? Her yıl en az 2 kez bu aşıların insanlar tarafından vurdurulması gerekiyor dedi. Değil mi? Onlar bile evet %100 aşıyı oldunuz iş bitti demiyor. Şimdi bakın değerli izleyicilerimiz. İşin içerisinde çok büyük bir ekonomi var. Aşı ve test ekonomisi. Milyarlarca test, milyarlarca aşı. Hızlı testler biliyorsunuz işte parmaktan alınan bir kanla bu işte sizin koronavirüse yakalanıp yakalanmadığınızı pozitif ya da negatif olarak size söylüyor. Bu aşıların güvenilirliği ne kadar? Bu testlerin güvenilirliği ne kadar? Bana soracak olursanız %50'nin üzerinde değil. Hızlı testlerden bahsediyorum. Nitekim çevremizde pek çok kişinin pozitif çıkan negatif çıktı. Daha sonra negatif çıkanlar da pozitif çıktı. Ama öyle bir şey var ki bu milyarlarca test ve aşı birileri tarafından satılıyor, birileri para kazanıyor ve ekonomileri güçleniyor. Şimdi BioNTech nerede üretiliyor? Belçika ve Almanya'da. Düşünebiliyor musunuz? Vergiyi 9 euro civarında bir tane aşı, BioNTech aşısı. Ülkelere göre değişiyor. 13-14 euro olan var. Ben size en düşüğünü söyledim. 9 euro. Milyarlarca aşı. Topladığınızda ülke ekonomilerini ayağa kaldıracak kadar büyük bir para. Testlere bakıyoruz. En son biliyorsunuz Almanya'da Lidl'da, Aldi'de 25 euroya 5'li testler satıldı. Milyonlarca. 2 gün içerisinde market raflarında bir tane hızlı test kalmadı. İnsanlar saldırdı. Şimdi böyle bir durum var. Bir de yine yer alan haberlere göre
pek çok medya kuruluşunda yer alan habere göre bu aşıların bir kısmı pıhtılaşma yapıyor ve insanların ölümlerine neden oluyor. Böyle bir tablo var. Aşı olmak istemeyenler bunları görüyor, duyuyor, okuyor. Almanya'da aşı olun daveti gönderilenlerin sadece %50'si aşı oldu. Sırası gelmesine rağmen aşı olmayanların oranı %50. İnsanların ciddi anlamda aydınlatılmaya ihtiyacı var. %50. Bu aşılar daha üretilmeden, piyasaya çıkmadan önce birer kurtarıcı olarak lanse edildi biliyorsunuz. Ama şimdi aşı üreticileri bile açıklama yapmıyor. Şunu söylemiyorlar. Bizim aşımız %95, %96 koruyucu gibi açıklamaları daha önce Aralık ayı itibariyle yaparken artık yapmıyorlar. Ben aşılar iyi ya da kötü demiyorum. Sadece koronavirüsün başladığı ilk günden bugüne kadar gelen aşıyla ilgili, testle ilgili durumları anlatıyorum. Ve pek çok hükümet başkanı, devlet başkanı ne dedi? Halloluyor, çözdük, koronavirüsü yendik derken birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ataklar meydana geldi. Ve insanoğlunun ne kadar aciz olduğu bir kez daha ortaya çıktı. İşte tam bu noktada ne diyorlar? Aşı olun diyorlar. Biz sizi muaf tutacağız bazı şeylerden. Bunun ben anayasalara aykırı, insan haklarına da aykırı bir tavır olduğu kanaatindeyim. Saygıdeğer izleyicilerimiz, Almanya Başbakanı Merkel'den bir son dakika açıklaması geldi. Gelen bu açıklamaya göre Merkel, biliyorsunuz bu yaz tatiliyle ilgili daha önce yapmış olduğu açıklamalarda pek çok soru işareti oluşturmuştu. Kapılar açılacak mı? İsteyen istediği yere gidecek mi? Döndüğünde karantina olacak mı? Bununla ilgili bir gevşeme söz konusu olacak mı diye pek çok soru gelmişti. Bize Emekli TV'nin Instagram, Facebook ve Twitter hesabından da çok sayıda soru aldığımız konulardan bir tanesi. İşte bunlarla ilgili Merkel'den bir açıklama geldi. Merkel bu yaz tatiliyle ilgili bakın şöyle bir açıklama yaptı. Bu yaz genel olarak tatil gezilerine çıkılacağından umutluyum dedi. Merkel Avrupa'da yaz tatilinin aşılanmamış insanlar için de mümkün olacağı konusunda iyimser olduğunu ifade etti. Sağlık Bakanı Jens Spahn ise Avrupa Birliği içerisinde seyahat etmek muhtemelen aşıya bağlı olmayacak. Ayrıca testlerle Avrupa'da iyi bir şekilde dolaşabileceksiniz diyor. Evet değerli izleyicilerimiz, şimdi şöyle bir durum söz konusu aslında yapılan bu açıklama. Yaz tatiliyle ilgili neler olacağına dair herkesin ciddi kafasında soru işaretleri var. Özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Belçika, Avusturya, Norveç, İsveç gibi yoğun olarak vatandaşlarımızın yaşamış olduğu ülkelerde hep şu soruluyor. Bize de çok sayıda soru geliyor. Türkiye'de gidebilir miyiz? Tatil paketi satın alalım mı? Tatil rezervasyonu yaptıralım mı? Yönünde çok sayıda soru var. Bakınız değerli izleyicilerimiz, Türkiye bildiğiniz üzere kapanmış vaziyette. Bu kapanmanın temel amacı zaten turizm. Evet, turizm noktalarının tamamı Haziran ayı itibariyle bu gidişle açılacak. Zaten kapalı kalması demek binlerce işletmenin iflas etmesi anlamına geliyor. Kapanma sonrası vaka sayıları düştü denilecek ve turizm noktaları tek tek açılacak. Bırakın turizmi, Türkiye'deki restoranlar, kafeler, toplu olarak insanların gittiği, yemek yediği yerler ve daha pek çok işletme şu anda iflasın eşiğinde. Evet, iflasın eşiğinde. Binlerce işletme iflas etti. Şimdi Haziran'dan sonra bu turizm işletmeleri eğer açılmazsa, ki böyle bir şey söz konusu bile değil, açılacak, o zaman hiçbir tane turizm işletmesi ayakta kalmaz. Oteller, restoranlar, barlar, gece kulüpleri, aklınıza ne gelirse, havayolu şirketi, aklınıza ne gelirse hepsi iflas edecek demektir. Hükümet de bunu öngördüğü için kapıları
açıyor ve yasakları kaldırıyor. Zaten kapanmanın da amacı bu. Şimdi Almanya'da, Fransa'da ya da diğer Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya gibi ülkelerden Türkiye'ye gidecek olanların mutlak surette opsiyonlu uçak bileti, yani ertelenebilir uçak bileti ve otel rezervasyonları yapmalarında çok büyük fayda var. Eğer siz ertelenemeyen, iptal edilemeyen rezervasyon, tatil satın alırsanız, yarın öbürsü gün olumsuz bir durum ortaya çıktığında ciddi mağduriyetler yaşarsınız. Onun için gerekirse 20-30 euro ya da 20-30 dolar daha fazla para vererek erteleme imkanı olan turlar satın alın. Evet, bu söylediğim çok çok önemli. Bu arada değerli izleyicilerimiz, Türkiye'ye tatile gidecek olanları şunu bilmesi gerekiyor. Fiyatlar artmış vaziyette. Oteller, havayolu şirketleri ya da diğer turizm hizmetlerinin fiyatları koronavirüs nedeniyle ciddi anlamda artmış durumda. Geçen yıl geceliği 500-600 lira olan bir otel odasının bugün geceliği 1500 lira. Ve bunun yanı sıra koronavirüs nedeniyle insanların müstakil evlere, villalara çok ciddi anlamda rağbetleri söz konusu. Havuzlu villalar başta olmak üzere. Geçen yıl Haziran, Temmuz, Ağustos dönemlerinde 5-6 bin lira olan, haftalığı 5-6 bin lira olan bir villanın bu yıl haftalığı 20-25 bin liradan aşağıya değil. Antalya, Bodrum, Milas, Marmaris, Fethiye, Datça gibi turizm noktalarında ciddi anlamda büyük bir talep söz konusu. Maalesef ve maalesef turizm şirketleri, oteller ya da müstakil ev sahipleri fiyatları 3-4 kat arttırmış vaziyette. İlla Türkiye'ye gideceğim diyorsak bunları da bilmemizde fayda var. Ha, işi bardağın bir de dolu tarafını görelim. Euro 10 lira oldu. Çok değerli. Onun için para boyutuna baktığımızda 4 kişilik bir aile Türkiye'ye gittiğinde 15 gün kalırsa orta halli bir tatilinin maliyeti minimum 35-40 bin lira civarında olacaktır. Bunu da lütfen göz ardı etmeyin. Euro 10 lira, evet değerli, ama 35-40 bin lira da az para değil. Yani 3-4 bin lira, yani 3-4 bin euro da az para değil. Diğer bir Avrupa ülkesine gidecek olursanız bu parayla bir hafta kalamazsınız belki. İspanya'ya gidecekseniz, Fransa'ya, İtalya'ya, Yunanistan'a, Akdeniz ülkelerine, Akdeniz'e kıyısı olan ülkelere giderseniz bu paralarla belki yapamazsınız. Ama Türkiye'nin hem bizim vatanımız hem de ona rağmen, yani fiyatlara rağmen, yine diğer Avrupa ülkelerine göre daha ucuz. Bunu da lütfen göz ardı etmeyelim. Yazlık bölgelerde evi olanlar, onlar bana soracak olursanız daha şanslılar. Hiç olmazsa kendi evlerinde kalacaklar. Yapmış oldukları masraflar yarı yarıya düşecektir. Tabii biliyorsunuz tatilde önemli olan kalem uçak ve otel. Yoksa hani bizim vatandaşlarımız Türkiye'ye gidip öyle eskisi gibi hadi alışveriş yapalım, onu alalım, bunu alalım gibi bir şeyin içerisine giremiyor. Çünkü Avrupa'da da ekonomik şartlar her geçen gün ağırlaşıyor. Bu hesap bu, durum bu. Türkiye'de korona yok mu? Var tabii ki. Avrupa'da da var. Her yerde var. Önemli olan sizin kendinizi korumanız. Dikkat etmeniz. Türkiye'ye gittiğinizde eş, dost, akraba elbette gelecek. Siz de gidecek, göreceksiniz ama mümkün olduğu kadar, zorunlu olmadıkça çok yakınlarınız haricinde insanlarla görüşmemenizde fayda görüyorum. Koronavirüsün size nasıl bulaşacağı belli değil. Aman siz olun, kendinize ve çoluk çocuğunuza Türkiye'ye gittiğinizde dikkat edin. Değerli izleyicilerimiz, Almanya Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn'dan bir açıklama var. Spahn yapmış olduğu açıklamada salgının 3. dalgası kırıldı. Şimdi bu gidişatın sürekliliğini sağlamalıyız dedi. Almanya Sağlık Bakanı koronavirüs salgınından sonra duruma ilişkin verileri başkent Berlin'de düzenlemiş olduğu bir basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaştı. Bakan Spahn, ülkenin son durumuna ilişkin pozitif görünüm çizerek
Salgının 3. dalgası kırıldı. Şimdi bu gidişatın sürekliliğini sağlamalıyız dedi. Almanya'da vaka sayılarının hala yüksek olduğunu ve bu rakamların aşağı çekilmesi gerektiğini, kısıtlamaların gevşetilmesinde aceleci davranılmaması gerektiğini ifade etti. Alman Bakan, salgına karşı elde edilen başarının kaybedilmemesi için kurallara uyulması konusunda dikkatli olunmasını istedi. Almanya'da bugün itibariyle %31,5'luk tek doz aşı olduğuna dile getiren bakan, gelecek hafta ülkede yaşayan her 3 kişiden birinin aşılanmış olacağını ifade etti. Robert Koch Enstitüsü Başkanı da halihazırda uygulanan korona kısıtlamalarının kademeli olarak kaldırılmasının tartışılmasına değinerek, tedbirlerin kapsamlı bir biçimde gevşetilmesi için halkın %80'inden fazlasının koronavirüse karşı bağışıklık kazanmış olması gerekir dedi. Salgın devam edebilir fakat bugün yaşanılan gibi bir dalga oluşmayacaktır dedi. Şimdi bakın, yapılan bu açıklama bir nebze olsun pozitif bir açıklama. Aylardır duymak istediğimiz bir açıklama. Ama ben şimdi Almanya'daki vaka sayılarına baktığımda şöyle bir tablo var. 21'in altında, evet. Günlükte 200 ile 300 kişi arasında insan hayatını kaybediyor. Yoğun bakımlardaki doluluk oranı neredeyse %75. Yaklaşık 5500 kişi koronavirüs nedeniyle şu anda yoğun bakımlarda yatıyor. Evinde tedavi olanlar, hastanede tedavi olanlar, entübe olanlar ve yoğun bakımdakiler. Bakın, şimdi öyle bir noktaya gelindi ki insanların ve bizlerin ister istemez kafasında pek çok soru işareti oluşuyor. Çünkü siyasetçiler geçmiş aylarda düzeldi, geliyor, onu çözdük, bunu çözdük diye kapata bugüne kadar geldiler. Tabii ki onlar da kapatmak istemiyorlar ama topluma karşı bir şeffaflık durumu söz konusu değil. Ben tüm ülkelerdeki vaka sayılarının doğru olduğuna inanmıyorum. Evet, doğru olduğuna inanmıyorum. Başta ekonomik nedenlerden dolayı siyasetçilerin bazı gerçekleri sakladığına inanıyorum. İş yerleri kapanıyor, tamam, insanlar işsiz kalmasın, insanların psikolojisi bozulmasın. Bunları da anlayabiliyorum. Ama sağlıkla ilgili bir konuda kapalı ya da gizli saklı açıklamalar yapmak doğru değil. Aşı dediler, aşı da patladılar. Fiyasko. Bir sürü yalan dolan ortaya çıktı. O nedenle insanların kafasında istesek de istemesek de bir soru işareti oluşuyor. Ne diyor şimdi Federal Sağlık Bakanı? Diyor ki, 3. dalga kırıldı. Bana soracak olursanız şu anda dünya 4. dalganın sonuna geliyor. Avrupa'da 4. dalga. Ne 3'ü? İngiltere mutasyonu dendi. Şimdi Hindistan mutasyonu var. Bir soru daha. Bu mutasyonlara karşı insanların önüne mucize olarak sunulan aşılar gerçekten yararlı mı? Bu konuyla ilgili görüşlerinizi çok merak ediyorum. Tekrar ediyorum. Virüs mutasyona uğradı, belirtiler değişti, etkiler değiştirdi. Belirtiler değişti, etkiler değişti. Peki aşılar her mutasyona karşı insanları koruyor mu? Yoksa devletler milyonlarca, milyarlarca aşı satın aldı, para verdi. Ödemiş oldukları bu para ve hata ortaya çıkmasın diye sesini çıkartamıyor mu? Dünya Sağlık Örgütü'nün aşılarla ilgili mutasyona uğrayan bu virüse karşı etkili olduğuna dair hiçbir açıklaması yok. Yani Dünya Sağlık Örgütü şunu söylemiyor, demiyor ki. Ya da diyor ki, evet, bilmem ne aşısı Hindistan mutangına karşı etkilidir. Duydunuz mu? Yok. Bilmem ne aşısı İngiliz mutasyonuna karşı etkilidir diye duydunuz mu? Hayır, duymadık. Dünya Sağlık Örgütü'nün böyle bir açıklaması yok. Ama aşılar satın alındı. Paralar verildi. Paralar kazanıldı. İnsanların önüne birer mucize olarak sunuldu. Sonuç? Bilmiyoruz. Bekliyoruz.
Bekliyoruz. Değerli izleyicilerimiz, Almanya'nın An kentinde negatif koronavirüs testi ibraz edemeyenler camilere giremeyecek. An Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Ulusoy'un girişimiyle haftada 3 gün test yapılacak. Didip An Ulu Cami avlusuna kurulan çadırda yapılacak testler için herkesten 5 euro alınacak. An Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Ulusoy test kararı için camilerle toplantı düzenlendiğini belirterek toplantının ardından belediye ile de görüştük dedi. Toplantıda caminin avlusuna bir çadır kurulup haftada 3 gün hızlı test yapılmasına karar verildiğini belirten Ulusoy, testin maliyeti 18 euro. Testi insanlara yapacak kişi kendi kazan testi insanlara yapacak olan kişi kendi kazancından 5 euro eksik alacak. Bu 5 euro test olan kişinin istediği hayır kurumuna bağışlanacak. Böylece hayır da işlenmiş olacak dedi. Şimdi evet, camilere girişte de artık koronavirüs testi yapılması gördüğünüz üzere zorunlu hale geliyor. Doğru mu? Yanlış mı? Lütfen bu konuyla ilgili yorumlarınızı bu videomuzun altına yapın. Çok merak ediyorum. Camiye girişte test yapılması doğru mu, değil mi? Değerli izleyicilerimiz, Avrupa'da aşı pasaportu Haziran ayı itibariyle hayata geçiyor. Bakalım detaylar neler? Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e göre Avrupa'da daha kolay seyahat için yeşil aşı pasaportu Haziran ayında ve tam zamanında hayata geçecek. Von der Leyen, Porto'daki Avrupa Birliği zirvesinden sonra teknik ve yasal hazırlıkların programına dahil olduğunu Avrupa Birliği aşı pasaportu ile korona aşısı olmuş kişilerin, hastalığı atlatmış kişilerin ve negatif teste sahip olan kişilerin durumlarını sahteciliğe dayanıklı bir şekilde kanıtlayabilmesiyle güvenli bir seyahat planlanıyor dendi. Biliyorsunuz değerli izleyicilerimiz, Avrupa Birliği'nin pek çok ülkesinde aşı kartları, aşı pasaportları da yine kullanılmaya başlandı. Tam olarak Haziran ayında tüm ülkelerde hayata geçmesi bekleniyor. Örneğin Danimarka, korona pas adı verilen sistem sayesinde aşı olduğunu ispat eden herkes için tüm bildiğiniz üzere değerli izleyicilerimiz, Danimarka korona pas adı verilen sistem sayesinde aşı olduğunu ispat eden herkes için tüm kısıtlamaları kaldırmış durumda. Almanya'da benzer bir uygulamanın hazırlığı içerisinde, İsviçre'de de özellikle ekonomi ve ticaret sektörü temsilcilerinden bu yönde talepler gelirken İsviçre Federal Hükümeti'nin de bu konuya sıcak baktığı belirtiliyor. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e göre Temmuz ayına kadar Avrupa Birliği'ndeki yetişkinlerin %70'ini aşılamak için yeterli aşının bulunacağını söyledi. Şimdiye kadar yaklaşık 160 milyon Avrupalı'ya ilk doz aşı yapıldı. Yaz mevsiminde turizmi yeniden mümkün kılmak için aşılama anahtar rol oynuyor dendi. Evet değerli izleyicilerimiz, bakın, her şey ekonomiye dayanıyor. Turizm diyorlar. Bugüne kadar Avrupa Birliği'nde sadece ve sadece 160 milyon insana ilk doz yapıldı. Sağlık sistemimiz şöyle, sağlık sistemimiz böyle diye havalar atıyorlardı. Ama görüyoruz ki aşılamayı bile Avrupa'nın pek çok ülkesi şu anda tamamlayabilmiş değil. Evet, maalesef böyle bir durum söz konusu. İngiltere'ye bakıyoruz. İngiltere şu anda Avrupa'da en başarılı şekilde aşılamayı yapan ülke. Ocak ayına göre vaka sayıları 20 kat azaldı. Evet, İngiltere'yi tebrik etmek gerekiyor. Maalesef diğer ülkeler için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Saygıdeğer izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu mevkidaşı olan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'la Berlin'de bir görüşme gerçekleşmişti. Bu görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu turizm sektöründeki tüm çalışanların yaz döneminde aşılı olacağını ifade etti. Bu da ciddi anlamda tartışmalara neden olmuştu. Türkiye'de özellikle sosyal medya üzerinden bu açıklama ciddi anlamda eleştirilere maruz kalmıştı. Yine bu toplantıda Heiko Maas, Almanya Dışişleri Bakanı da şöyle bir açıklama yaptı ve dedi ki, biz Türkiye ile ilgili turizm döneminde daha iyi işbirliği yapabilmek için çalışmalarımızı başlattık. Yoğun bir şekilde ekiplerimiz, uzmanlarımız görüşüyor dedi. Şimdi bu açıklamanın ardından Almanya'da turizm şirketlerinde Türkiye'ye yönelik bir kıpırdanma başladı. Bununla ilgili olarak Bentur Almanya Genel Müdürü Songül Göktaş bir açıklama yaptı ve şunu söyledi.
Haykomas'ın bu açıklaması rezervasyon girişlerinin birden artmasına sebep olacak. Yakın geçmişte Almanların daha önce olduğu gibi Türkiye'ye büyük rağbet göstereceğine inanıyorum dedi. Ve şunları da ve konuşmasına şöyle devam etti. Geçen yıl Türkiye sorumlu durumlarda da turizmin gerçekleştirilebileceğinin başarılı bir şekilde uluslararası kamuoyuyla gösterdi. Ayrıca PCR testi uygulamaları konsepti ve bu yıl izlenen aşı stratejisi yoğun taleplere neden olacak. Biz ciddi anlamda talep bekliyoruz diyor. Mevcut rezervasyon sayıları beklentilerimize ulaşmak üzere Türkiye'ye olan talep olumlu rezervasyon trendiyle paralel olarak yükselişte. Yüksek sezon olarak tabir edilen en çok rağbet gören tatil dönemlerinde henüz müsaitlikler olsa da yakın bir zamanda taleplerin piyasadaki arza üstünlük sağlayacağı aşikar. Yani turizmciler de Türkiye'ye ciddi anlamda rağbetin olacağından hiç şüphe etmiyor. Değerli izleyicilerimiz, Almanya Köln'de yaşayan vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren bir haber var. Dietip Camii Köln'deki camimizde aşılama faaliyetleri başladı. Köln Büyükşehir Belediyesi ve Köln Sağlık Sigortaları Birliği tarafından organize edilen aşı kampanyasına gönüllü cemaat üyelerinin yanı sıra çevrede oturan Alman ve diğer milletlerden insanlar katıldı. DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen yaptığı açıklamada DİTİB olarak herkesin COVID-19'dan korunmak için aşı olmasının önemine dikkat çekti. DİTİB Yüksek Dini Danışma Kurulu'nun oruçluyken aşı olmanın bir sakıncası yoktur açıklamasını hatırlatan Türkmen, herhangi bir formalite veya ön müracaat olmaksızın Köln'de oturanların gelerek gönül rahatlığıyla aşı yaptırabileceklerini ifade etti. İlk gün düzenlenen aşı kampanyasına yoğun ilgi oldu. Aşılamanın devam edeceği de ifade edildi. Evet değerli izleyicilerimiz, Köln'de yaşayan vatandaşlarımıza duyurulur. Şimdi tabii aşıyla ilgili söylüyoruz hep, herkesin kendi vereceği bir karar. Değerli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere Avrupa'nın en temel sorunlarından bir tanesi mülteciler, göçmenler. Dünyanın pek çok noktasından her yıl binlerce kişi Avrupa Birliği topraklarına ayak basabilmek için denizden, karadan, havadan, değişik yollardan Avrupa Birliği'nin kapısını aşındırmaya çalışıyor. Koronavirüs döneminde değerli izleyicilerimiz yaklaşık 40 bin kişiyi geri püskürtmek için Avrupa Birliği sınırlarında operasyonlar düzenlendiği ve 2 bin kişinin bu geri püskürtmeler nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. İngiltere'de yayın yapan Guardian gazetesi, sivil toplum ve mülteci hakları kuruluşları tarafından derlenen ve Birleşmiş Milletler raporlarını analiz ederek COVID-19 salgını sırasında mülteci geçişlerinin engellenmesinin düzenli hale geldiğini ve yöntemlerin daha da vahşileştiğini ortaya çıkardı. Avrupa Birliği ülkelerinin mültecilere yönelik bu acımasız yöntemlerinin Avrupa Birliği Sınır Ajansı Frontex tarafından da desteklendiği öne sürüldü. Avrupa Birliği ülkelerinin göçmenlere yönelik geri püskürtmelerinin direkt ya da dolaylı yaklaşık 2000 kişinin hayatına mal olduğu açıklandı. Evet değerli izleyicilerimiz, 2020 Ocak ayından itibaren İtalya, Malta, Yunanistan ve İspanya göçmenlere yönelik tedbirlerini arttırdı. Avrupa Birliği'nin karadan en uzun dış sınırına sahip olan Hırvatistan 2020 yılında 18 bin kişiyi sistematik olarak dışarıya itti ve Bosna Hersek'te kalmalarına neden oldu. Biliyorsunuz değerli izleyicilerimiz, Bosna Hersek'te mültecilerin, göçmenlerin durumu içler acısı. Kamplarda hayatını kaybeden insanlar, bunun yanı sıra özellikle de çocukların, ailelerin, kadınların durumu gerçekten büyük bir perişanlık, büyük bir insanlık durumu, büyük bir insanlık dramı. Maalesef tablo böyle. Yapılan araştırmaya göre Yunanistan'ın sığınma isteyen 6230 göçmeni sahillerinden ittiği belirtiliyor. Türkiye'ye itiyorlar. Ölüme neden oluyorlar. Türkiye sınırına, yani Türkiye'nin karasularına itiyorlar ya da Meriç Nehri, özellikle biliyorsunuz geçmek isteyenler için önemli bir yol. Orada insanları yakalayıp göçmenleri soyuyorlar, çırpçıplak halde cep telefonlarını alıyorlar, paralarını alıyorlar, değerli eşyalarını Yunan askerleri alıyorlar, çalıyorlar, daha doğrusu alıyorlar değil, çalıyorlar, hırsızlık bu. Bu yer, yurt, para arayan, ekmek arayan insanları Türkiye'ye çırılçıplak halde gönderiyorlar. Evet, Yunanistan Avrupa Birliği'nin demokrasi ülkelerinden birini olduğu, Avrupa Birliği'nin ülkelerinden bir tanesi olan Yunanistan yapıyor bunu.
Ben daha önce defalarca yayınladım. Göçmenlerin o soğukta, o karda, kışta soyularak askerler tarafından nehirden tekrardan Türkiye tarafına gönderildiği fotoğrafları sizinle paylaşmıştım, hatırlayacaksınız. Lafa gelince insan hakları, peki size bir soru. Mültecilerin hakları yok mu? Avrupa Birliği toprağına basar basmaz, ayak basar basmaz hakları başlıyor. Niye geriye itiyorsun? Çoluk çocuk demeden ölüme terk ettiler. Paralarını çaldılar bu Yunan askerleri. Telefonlarını çaldılar, değerli eşyalarını çaldılar. Ayakkabısız bir vaziyette. O şekilde Türkiye'ye gönderdiler. Türk askeri de aldı onları. Yemek verdi, elbise verdi. İnsan gibi davrandı onlara. Ama Avrupa Birliği lafa gelince Türkiye'yi beğenmez. İşte Yunanistan'ın yaptıklarını görüyoruz, duyuyoruz. Bu mu insan hakları? Bu mu mültecilerin hakları? Bu mu hukuk? Hukuk Avrupa'da guguk olmuş. Evet, mülteciler için durum böyle. Bu insanlar ekmeklerinin peşinde. Bu insanların ülkelerini de sizler karıştırdınız. Evet. Afrika'dan tutun, Orta Doğu'ya kadar, Asya'ya kadar, Avrupa'ya gelmek isteyen tüm insanların ülkelerini yine Avrupa karıştırdı. Petrol için karıştırdı. Değerli madenler için karıştırdı. Kendi çıkarları için karıştırdı, karıştırdı, karıştırdı. Yani para için. Şimdi de Kuzey Afrika'dan, Suriye'den, Afganistan'dan, Pakistan'dan, İran'dan insanlar Avrupa Birliği topraklarına ayak basınca niye geldiniz diye soruyorsunuz, değil mi? Bu mu hak, bu mu hukuk? Ne var? Söylenecek. Etme, bulma dünyası. Fransa'dan örnek verelim. Özellikle Kuzey Afrika'nın Fas, Tunus, Cezayir. Düşünün bakalım oraları. Libya kim sömürdü? Fransa sömürdü. Şimdi insanlar Fransa'ya geldiğinde sınırlarda, denizlerde öldürülüyor. Ama bu insanların tüm yeraltı, yerüstü zenginliklerini, önemli madenlerini ele aldınız, petrol yataklarını ele aldınız. Sonra da bu insanları istemiyorsunuz. Lafa gelince insan hakları, demokrasi. Bu mu sizin demokrasi anlayışınız? Bu mu sizin insan hakları, mülteci anlayışınız? Kağıt üzerinde güzel her şey ama uygulamaya baktığımızda hiç de öyle değil. Maalesef. Saygıdeğer izleyicilerimiz, Türk Hava Yolları'ndan bir haberimiz var. Türk Hava Yolları Kargo şirketi, Turkish Cargo, bildiğiniz üzere daha önce sadece Frankfurt'a direkt uçuşla kargo getiriyordu. Yeni bir karar alındı. Yeni bir nokta daha belirlendi. Artık Türk Hava Yolları Türkiye'den Münih'e de direkt kargo uçuşları gerçekleştirecek. Almanya'nın teknoloji başkenti kabul edilen Münih, otomotiv, elektronik, medikal ve biyoteknoloji gibi sektörlerin pazar liderlerine ev sahipliği yapıyor. Evet, Türk Hava Yolları artık Münih'e de direkt uçuşla kargo getirecek. Bununla ilgili olarak yapılan açıklamada her gün 17.25'te İstanbul'dan Münih'e ve 21.20'den Münih'ten İstanbul'a iki sefer yapılacağı ifade edildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Hava Yolları Genel Müdür Yardımcısı Turan Özen, Münih'e başlattıkları seferden dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti. Uçuş ağımıza eklediğimiz bu yeni destinasyon ile birinci sınıf iş merkezi olan Münih'in hava kargo taşımacılığı ihtiyacına önemli bir katkı sunacağımızı düşünüyoruz, dedi. Evet. Özellikle Türkiye ile iş yapan vatandaşlarımız için ve yine Türkiye ile Almanya arasında iş yapan vatandaşlarımız için bir kolaylık olacağını düşünüyorum. Emeği geçenleri de kutluyorum. Saygıdeğer izleyicilerimiz, gün geçmiyor ki Almanya'da maalesef bir polis şiddetiyle karşı karşıya kalmayalım. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde Kuzey Rhein-Westfalia eyaletine bağlı Duisburg kentinde Emre Tümsek adlı bir vatandaşımızı polisler, Alman polisi, dükkanının önünde ortada hiçbir şey yokken birden yere yatırdılar, ayaklarını boynuna dayadılar ve vatandaşımızın adeta boğulması için elinden gelen her şeyi yaptılar. Evet, sokak ortasındaki bu işkence orada bitmedi. Ardından kendisini karakola götürdüler. Elleri arkadan kelepçeli bir şekilde
Nezarethane'de Alman marşını açıp dinlettiler. Evet değerli izleyicilerimiz, bu konuyla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde ben sizinle bir video paylaşmıştım. Orada da tepkimizi dile getirmiştik. Kim olursa olsun bunun bir insanlık suçu olduğunu ifade etmeye çalışmıştık. Bu ve benzeri pek çok olay Almanya'nın pek çok noktasında bildiğiniz üzere meydana geliyor. İşte Almanya'daki polislerin bu hukuksuz davranışlarını protesto etmek için vatandaşlarımız Duisburg'da bir araya geldiler. Duisburg Stadyumu'nun önünde başlayan ve yaklaşık 50 kişinin katıldığı bir gösteri düzenlendi. Bu gösteri Türkiye Sevdalıları Derneği tarafından yapıldı. Duisburg polisinin 24.04.2021 tarihli şiddetini protesto ediyoruz yazılı pankart ve Almanya'da farklı kentlerinde polis şiddetine maruz kalan Türk vatandaşlarının fotoğrafları da buraya asıldı. Eyleme iş insanı polisler tarafından bu kötü muameleye maruz kalan Emre Tümsek de katıldı. Stadyumun önünde yapılan konuşmaların ardından katılımcılar otomobilleriyle oluşturdukları konvoyla gösterinin ikinci ayı olan Duisburg Emniyet Müdürlüğü'nün önüne gittiler. Burada da yapılan konuşmalarda polis şiddetinin altı çizildi. Alanda görev alan polisler de gösteriyi dikkatle uzaktan takip etti. Türkiye Sevdalıları Derneği Başkanı Murat Güneş yapmış olduğu açıklamada "Bugün yanımızda iyi polisler var ama her polis böyle davranmıyor. Şiddete başvuran polisler var. Farklı iş sahalarında insanlar hata yapınca uyarı cezası alıyor ya da işinden oluyor. Ama ne yazık ki durumun polisler için böyle olduğunu söyleyemeyiz." Evet, Sayın Başkan gerçekten önemli bir konuya dikkat çekmiş. Çünkü bugüne kadar Almanya'da polis şiddetine hukuksuz bir şekilde maruz kalanların karşılığında aldıkları hiçbir şey yok. Polisler işine gücüne devam ediyor. Bir şekilde bu işlerden yırtıyorlar ya delilleri ya ellerindeki kanıtları ortadan kaybediyorlar. Kısacası değerli izleyicilerimiz, Almanya'da polisin yaptığı yanına kar kalıyor. Bugüne kadar hiçbir şekilde hiçbir polis görevinden alınmadı. Bildiğiniz üzere polislerin 12 aya kadar olan cezalarından sonra mesleklerinden men edilmeleri söz konusu ama polisin yapmış olduğu hiçbir hukuksuzluğa karşı 12 ayın üzerinde Almanya'da ceza verilmiyor. Evet, 12 aya kadar olan cezaları da bir şekilde örtbas ediliyor ve polisler kaldıkları yerden işkencelerine devam ediyorlar. İşte Emre Tümsek'e uygulanan bu muamele de bunun başka bir örneği. Göreceksiniz, o polislerle ilgili hiçbir şey olmayacak. Yani bu konuyla ilgili ben yıllardır haber yapıyorum bu konularla ilgili. Bugüne kadar daha bir polisin ben mesleğinden alındığını ya da herhangi bir cezaya çarptırıldığını ben görmedim ya da duymadım. Yok. Maalesef böyle bir durum var. Saygıdeğer izleyicilerimiz, Berlin'de de başka bir polis şiddetine maruz değerli izleyicilerimiz, Berlin'de de polis şiddeti protesto edildi. Berlin Emniyet Müdürlüğü önünde polis şiddetini ve ırkçılığı protesto etmek amacıyla toplanan göstericiler bu olayların artık son bulmasını, Almanya'da kağıtlarda yazılı olan hukukun hayata geçirilmesini istediler. Evet, kağıtlarda yazan uygulamada maalesef bunu görmek her zaman mümkün olmuyor. Bakın, ırkçılık Almanya'da artıyor. Polis şiddeti artıyor. Yabancı olmak neredeyse Almanya'da suç haline getirilmek isteniyor. Zaten yabancıysanız potansiyel birer suçlusunuz. Maalesef durum daha da kötü. Bu gösteride polisin acımasızlığını durdurun yazılı pankartlar ve dövizler taşındı. Eylemde yapılan konuşmalarda da güvenlik birimlerinden ırkçı olayların aydınlatılması ve emniyet birimlerindeki ırkçı yapıların ortaya çıkartılması istendi. Geniş güvenlik önlemi alan polis eyleme 5000 kişinin katıldığını belirterek gösteriyi organize edenler bu sayının 8000 olduğunu ifade etti. Gösteri Spreewald meydanında olaysız bir şekilde sona erdi. Berlin'de 1 Mayıs'ta düzenlenen gösteride polisle göstericiler arasında çatışmalar çıkmış. Polis şiddet uygulamıştı. İşte demokrasi, insan hakları diyorlar ya, işte bunların hepsi kağıtta kalıyor maalesef. İnsan hakları falan hak getire polis şiddeti durmadan devam ediyor. Her ne hikmetse de hiçbir şey olmuyor. Maalesef durum daha da kötü. Saygıdeğer izleyicilerimiz, Kuzey Remesfalya eyaletine bağlı Hemilkill kasabasında bir doktorun çeşitli şirketlerin 200 çalışanına 800 euro karşılığında koronavirüs aşısı yaptığı ortaya çıktı.
Hadi buyurun. Değerli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere aşı bedava Almanya'da. Ama birileri bir şekilde bu aşıları ele geçirip paralı bir şekilde yapıyorlar. Görüyorsunuz 200 çalışana 80 Euro'dan bir doktor aşı yapıyor. Doktorun faturayı masraflar ve personel masrafları şeklinde kestiği de ortaya çıkmış. Eyalet Sağlık Bakanlığı olayı kabul edilemez olarak nitelendirildi ve doktor hakkında soruşturma başlattı. İşte hangi meslek olursa olsun çürük elmalar her zaman var. Özellikle bu aşı konusunda sizleri bir konuda uyarmak istiyorum. Değerli izleyicilerimiz, aşı yokluğundan dolayı, sıkıntısından dolayı biliyorsunuz. Önce işte yaşlılar, hastalar, işte bazı meslek grubunda çalışanlar aşı oldular. Onlar olmaya devam ediyorlar. Ama internet üzerinden değerli izleyicilerimiz, sahte aşılar satılıyor ya da gerçek bile olsa bunların hiçbir şekilde geçerliliği, yasal bir durumları söz konusu değil. İçinde ne olduğu belli değil. Bakın, Almanya'nın pek çok noktasında bu tür haberler alıyoruz. Bazı internet siteleri üzerinden bu aşıların pazarlandığı yönünde haberler geliyor. Aşı başına yaklaşık 600-700 euro civarında paralar isteniyormuş. Aman siz olun, sakın ola ki bu tür sağlıkla ilgili olaylara tevessül etmeyin. İçinde ne olduğu belli değil, kimin yaptığı, nelerden oluştuğu belli değil. Yani Allah korusun, başınıza istenmeyen bir olay gelebilir. Şimdi bu doktor aşı yapmış ama işin bir de tabii işi ticareti dökmüşler. Yani ticari boyutu var işin. Ama asıl tehlikeli boyut değerli izleyicilerimiz, internette satılan bu aşılar sadece BioNTech değil. Aynı zamanda diğer aşılar da, Moderna, Johnson & Johnson, Çin aşısı da bu internette satılan aşılar arasında. Yine aynı şekilde Rus aşısı da, Sputnik de internette şu anda mevcut. Bu hokkabazlar, bu dolandırıcılar insanların sağlıklarıyla oynamaya devam ediyor. Aman siz olun, aşı olamadım diyenler varsa sırasını beklesin. Sakın ola ki paranızı falan kaptırmayın. Siz gerçekten sağlığınızla kumar oynuyorsunuz demektir. Sakın ola ki bu internet üzerinden satılan ya da parayla satılan bir aşıyı sakın ola ki almayın. Güvenmeyin. Saygıdeğer izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere otomotiv dünyası bir değişimin içerisinde. İçten yanmalı motorlar, yani benzinli, mazotlu otomobiller, araçlar artık yavaş yavaş tarih sahnesinde yerini almaya başlıyor. Yerine elektrikli ya da hibrit araçlar geliyor. Tabii bildiğiniz üzere dünyanın en büyük 3. otomotiv üreticisi olan Almanya'da bundan ciddi anlamda etkilenecek. Bununla ilgili olarak Münih'te Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü tarafından bir araştırma yapıldı ve elektrikli araçlara geçilmesi nedeniyle on binlerce kişinin işsiz kalacağı ifade edildi. Yani bu rakam değerli izleyicilerimiz yaklaşık 150 bin kişi. Bakalım haberin, bu araştırmanın detayları neler? 2025'e kadar Almanya'daki 178 bin kişinin bu otomotivdeki geçişten etkilenmesi bekleniyor. Çalışmaya göre Almanya'da otomotiv üretiminde çalışan yaklaşık 75 bin kişinin 2025'e kadar emekli olması bekleniyor. Bu çalışanların yaklaşık 39 bini doğrudan otomotiv üretiminde istihdam ediliyor. 2030'a kadar 73 bini doğrudan üretimde olmak üzere otomotiv sanayinde 147 bin kişinin emekli olması bekleniyor. Elektrikli araçlar, bildiğiniz üzere değerli izleyicilerimiz, aynı zamanda parça sayısı olarak da daha az bir yapıya sahip. Yani motorlardaki o yüzlerce parçalar bu elektrikli araçlarda mevcut değil. Bu da şöyle bir sorunu ortaya çıkartacak. Yan sanayi, yani otomotive parça üreten işletmeler de ve bu işletmelerde çalışanlar da büyük bir sıkıntı yaşayacaklar. Bunun anlamı şu: otomotiv üreten tüm ülkelerde ciddi bir işsizlik durumu söz konusu olacak. Yine aynı şekilde değerli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere bizim ülkemizde, Türkiye'de de 2022 yılında elektrikli otomotivler, otomobiller üretilecek. TOK deniliyor biliyorsunuz, ismi TOK olarak konuldu. Biz de
Türkler olarak dört gözle bunu bekliyoruz. Bakalım nasıl bir netice ortaya çıkacak. Şunu da hatırlatmamızda fayda var. Teknoloji geliştikçe insan gücü azalıyor ve bazı sektörlerde istihdam edilen, çalıştırılan insan sayısı azalıyor. Yani kısacası aslında şunu söylemek gerekiyor. Teknoloji insana olan ihtiyacı azaltıyor. Önümüzdeki yıllarda bu rakamlar, bu sayılar daha da düşecek. Almanya'da on binlerce vatandaşımız otomotiv sektöründe hizmet veriyor. Bunların hemen hemen hepsi ciddi anlamda etkilenecek. Bundan sonra Almanya'da yatırımlarını elektrikli araçlara yönelik yapacak ve yapmaya başladı. Sadece Almanya genelinde elektrikli şarj istasyonları için 100 milyar euro para ayrıldı. Sadece şarj istasyonları için. Dünya değişiyor ve bu değişime de Almanya öncülük yapmak istiyor. Tıpkı içten yanmalı motorlarda olduğu gibi dünyada liderliği oynamak istiyor. Dünyada en çok araç üreten ülke Amerika Birleşik Devletleri, ikinci sırada Çin ve üçüncü sırada Almanya geliyor. Almanya aynı zamanda Avrupa'da da bir numara en çok araç üreten ve trafiğe çıkartan ülke. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra sanayi devrimini çok iyi bir şekilde gerçekleştirerek özellikle makine alanında büyük başarılar elde eden Almanlar şimdi elektrikli araçlarda da bu zirveyi kimseye kaptırmak istemiyor. Doğal olarak ekonomisi ciddi anlamda bu işten büyük paralar kazanıyor. Hal böyle olunca da bu kazanmış oldukları paraları kaybetmek istemiyorlar. Değerli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere Almanya'da bankaya eğer paranızı yatırırsanız her yıl bankaya bir para ödemek zorundasınız. Yani eksi faiz uygulaması var. Maalesef böyle bir durum söz konusu. Türkiye'de ise, bizim vatanımızda ise bildiğiniz üzere bir faiz alıyorsunuz. Şimdi bununla ilgili pek çok kişinin, vatandaşımızın bize atmış olduğu mailler var. Facebook'tan ve Instagram üzerinden yazmış oldukları mesajlar var. Şunu söylüyorlar, diyorlar ki biz Türkiye'ye paramızı getirmek istiyoruz. Ancak Türkiye'de bizim paralarımızı yaşamış olduğumuz ülkeye bildiriyorlar, diyorlar. Bunu aynı zamanda Fransa, Hollanda, Belçika, İsveç, İsviçre, Norveç gibi ülkelerde yaşayan vatandaşlarımız da bizlere soruyorlar. Bildiğiniz üzere Türkiye Cumhuriyeti Devleti 137 ülkeyle finansal bilgi paylaşımı adı altında bir anlaşma yaptı. Bu anlaşmaya göre eğer Türkiye'de sizin bir bankada bir paranız varsa değerli izleyicilerimiz, bu paralar sizin yaşamış olduğunuz ülkenin Maliye Bakanlığı'na bildirilecek. Bunun adı da otomatik finansal bilgi değişimi. Şimdi biz bunu aylar öncesinde gündeme getirdiğimizde dünyanın dört bir yanında bulunan vatandaşlarımızdan çok detaylı sorular aldık. Şimdi Türkiye'de parası olan, evi olan, arsası olan, emekli maaşı olan, tarlası olan, arabası olan vatandaşlarımızın bu anlatacaklarımı çok dikkatli bir şekilde izlemelerini rica ediyorum. Şimdi bu konu nedir? Bundan sonra neler olacak ve önümüzdeki aylarda hangi gelişmeler yaşanacak? Bunları anlatacağım. Şimdi Türkiye'de bir bankada, hiç önemli değil, İster devlet bankası olsun, ister özel banka olsun, yani Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bir bankada eğer paranız varsa bu para yaşamış olduğunuz ülkenin Maliye Bakanlığı'na Türkiye'nin yapmış olduğu anlaşma nedeniyle bildirilecek. Henüz bildirim yapılmadı. Sadece Norveç'e yapıldı değerli izleyicilerimiz. Bununla ilgili geçtiğimiz yıllarda bir bildirim yapıldı. Onun haricinde özellikle vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşamış olduğu Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya ve Belçika'ya herhangi bir bildirimde bulunulmadı. İsveç'e de bulunulmadı. İsviçre'ye de bulunulmadı. Bunu bilmenizde fayda var. Şimdi ancak bununla ilgili olarak değerli izleyicilerimiz, geçtiğimiz günlerde Almanya'daki ve Avrupa'nın diğer
ülkelerinde sivil toplum kuruluşunun başkanlarıyla Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da bir araya geldi. Bu STK'ların başkanları Sayın Cumhurbaşkanı'na şunu ifade ettiler. Otomatik finansal bilgi paylaşımı ile vatandaşımızın, özellikle Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'deki paralarının o ülkelere bildirilmesi demek, bundan sonra ülkemize artık dövizin gelmeyeceği ve özellikle Avrupalı Türklerin Türkiye'ye yatırım yapmayacağı yönünde bazı açıklamalarda bulundular. Sayın Cumhurbaşkanı da konuyu not aldı ve bununla ilgili olarak bir girişimde bulunması bekleniyor. Şimdi değerli izleyicilerimiz, çok sorulan soru. Benim evim var, arabam var, tarlam var, arsam var. Bunlar bildirilecek mi? Bunu biraz sonra anlatacağım. Ama onun öncesinde yine bir başka soru. Kaç paraya kadar Türkiye'de parası bulunanların bu miktarları yaşamış oldukları ülkeye bildirilecek? Bakın, bunda limit yok. Her yılın 31 Aralık tarihinde bankada kaç paranız varsa ve bu paradan kaç para faiz geliri elde ettiyseniz bu yaşamış olduğunuz ülkeye bildirilecek. 31 Aralık'ta. Peki vatandaş soruyor. Diyor ki benim bankada işte kira gelirim var. İşte ev sattım, o para var. İşte emekli maaşım yatıyor. Bunlar bildirilecek mi? Bakın. Hesap hareketleri, yani kimin sizin hesabınıza kaç para yatırdığı, örneğin kiracısı kira yatırıyor. İşte kira diye yazıyor mesela ya da yazmıyor. Ya da biri geldi para yatırdı. Ya da miras kaldı para geldi yattı. Bu detaylar bildirilmeyecek. Sadece 31 Aralık tarihinde, yani yılın son gününde bankada ne kadar paranız varsa bu bildirilecek. Onun öncesinde para yatırdınız, çektiniz, o oldu, bu oldu. Hayır. Kaç para varsa 31 Aralık'ta, basitçe bu. Bu bildirilecek. Şimdi vatandaş soruyor yine. Diyor ki ben diyor Türkiye'den emekliyim. Emekli maaşım var. Her ay hesabıma para yatıyor. Emekli olduğum, yaşamış olduğum ülkeye bildirilecek mi? Bakınız. Sizin emekli olduğunuz ya da emekli maaşı aldığınız bildirilmeyecek. Hesap detayı yok. Ama 31 Aralık tarihinde mesela senin emekli maaşların bir bankaya yattı, birikti, 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 birikti. 31 Aralık'ta da örneğin bankada 35 bin lira paran oldu. Yaşadığın ülkeye şöyle bildirilecek. İşte Ali Bey'in, Mehmet Bey'in 35 bin lirası bankada, bu parası vardır. Eğer o vadeli hesaptaysa, bir faiz geliri de varsa denilecek 35 bin lirası, ayrıca işte 10 bin lira da faiz geliri elde etmiştir. Rakamlar, örnek veriyorum sadece. Bunlar bildirilecek. Şimdi yine vatandaşımız soruyor. Diyor ki benim diyor Türkiye'de evim var, kira getirisi var. Kiracımın bana ödemiş olduğu bu kiralar bildirilecek mi? Hayır, kira geliri diye bir bildirimde bulunulmayacak. Hesap detayı yok. Yine vatandaş soruyor. Benim diyor ki Türkiye'de evim var. Benim tarlam var, arsam var. Benim bu mal varlıklarım yaşamış olduğum ülkeye bildirilecek mi? Hayır, bildirilmeyecek. Türkiye'deki mal varlıklarınız yaşamış olduğunuz ülkeye bildirilmeyecek. Ama bakın, bir şey anlatacağım şimdi. Geçtiğimiz günlerde anlattım. Emekli TV'ye abone olanlar yakından takip ediyor bu konuyu, biliyorum. Onlar da her şeyden, herkesten önce haberdar oluyor. Hala Emekli TV'ye abone olmadıysanız abone olmanızı ve mutlaka videoları beğenmenizi rica ediyorum. Konuyla ilgili sormak istediğiniz soru varsa da lütfen videonun altına yazın, cevaplandıralım. Şimdi Hollanda'da yaşayan bir gurbetçi vatandaşımızın Kayseri'de bulunan 8 tane dairesi Hollanda tarafından tespit edildi. Nasıl tespit edildi? Türkiye'de finansal hizmetler veren bazı şirketler, değerli izleyicilerimiz, gurbetçilerimizin bilgilerini bu Hollanda hükümetiyle paylaştılar, yasa dışı bir şekilde. Parayla sattılar. Ve Türkiye'de 8 tane dairesi bulunan bu vatandaşımızın
Hollanda'da bugüne kadar almış olduğu sosyal yardımlar kesildi ve Hollanda hükümeti sosyal yardım vermeden önce kendisine imzalatmış olduğu başka bir yerde evim var mı, gelirim var mı diye bir evrak var. İmzalamış yok diye bu vatandaşımız, ona istinaden Türkiye'deki mallarına haciz koydu, şimdi satıyor. 8 tane daireyi satacak. Bu vatandaşımız yıllarca sosyal yardım almış. Şimdi bakın, bu anlatmış olduğum konunun sosyal yardım alıp almamakla ilgisi yok. Sosyal yardım alan da almayan da eğer Türkiye bildirim yaparsa yaşamış olduğunuz ülkenin Maliye Bakanlığı tarafından bilinecek. İster sosyal yardım al, ister alma, önemli değil. Ha, sosyal yardım alanlar için şöyle bir durum söz konusu. Bugüne kadar bir uygulama yok, ancak şöyle olacak. Söylüyorum bunu. İlk kez açıklıyorum. Seni Maliye Bakanlığı çağıracak. Gel bakalım Ali Bey, Fatma Hanım, gel bakalım. Senin Türkiye'de işte 100 bin dram varmış ya da 100 bin euro varmış. Ama sen benden hiçbir gelirim yok diye para alıyorsun diyecek. Ben olsam ben de aynı şeyi söylerim. Kusura bakmayın. Şimdi Türkiye'de 8 tane dairen olacak. Hala Hollanda'dan ya da diğer Avrupa ülkelerinden bir tanesinden sosyal yardım alacaksın. Bu bir yanlış. Bu bir yanlış adım. Doğru değil, etik değil, vicdani hiç değil. Kusura bakmayın. Türkiye'de evi olup da sosyal yardım alanlara, Türkiye'de geliri olup da sosyal yardım alanlara hiç kimse, hani şunu söyleyeyim, Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da acımaz. Yani Maliye Bakanlıkları acımaz. Diyecek senin evin var, araban var, bilmem neyin var diyecek eğer tespit ederseler. Ama Türkiye'nin yapmış olduğu bu anlaşmanın kapsamında sizin Türkiye'deki mal varlıklarınızın bildirimi söz konusu değil. Bu az önce anlatmış olduğum sahtekarlar bildiriyorlar. Ve Hollanda'da yaşayan bu vatandaşımızın evi, Kayseri'deki 8 tane dairesi satılacak. Hollanda hükümeti bugüne kadar bu vatandaşımıza ödemiş olduğu sosyal yardımları faiziyle beraber geriye alacak. Evet, böyle bir durum söz konusu. Yine bu konuyla ilgili vatandaşımız bize şunu soruyor. Diyor ki, ben Türkiye'de bir emeklilik sigortası yaptırdım. Özel emeklilik, bakın devletteki emeklilik değil bu. Özel emeklilikten bahsediyorum. Her ay bir para yatırıyorsunuz. İşte yıllar sonra da emekli oluyorsunuz. Bir para alıyorsunuz ya da toplu para alıyorsunuz. Eğer sizin Türkiye'de bir sigortanız varsa, özel emeklilik sigortası varsa ve bunun da bir mali değeri varsa bu da bildirilecek. Bakın unutmayın. Özel emeklilik sigortası yapanlar bundan etkilenecek. Bunu da lütfen bilin. Yine sizlerden çok sayıda soru aldığımız bir konu. Diyor ki vatandaş, benim eşimle beraber ortak bir hesabım var. Ortak hesap bildirilecek mi? Evet arkadaşlar, bildirilecek. Şu şekilde bildirim olacak. Örneğin eşinizle beraber ortak hesabınızda 100 bin euronuz var ya da 100 bin liranız var. Miktar önemli değil. Denilecek ki Ayşe Hanım'ın 100 bin eurosu var. İşte Ali Bey'in, eşi Ali Bey'in de 100 bin eurosu var. Ayrı ayrı bildirim yapılacak. Yani yarı yarıya değil. Yani 50 bin euro Ayşe Hanım, 50 bin euro da kocası Ali Bey diye bildirim olmayacak. İkisi için de 100'er bin euro bildirim yapılacak. Bunu lütfen unutmayın. Şimdi bir konuda sizlere uyaracağım. Biliyorsunuz bu konu adrese dayalı bir konu. Ne demek bu? Eğer sizin adresiniz Almanya, Fransa, Hollanda gibi vatandaşlarımızın yaşamış olduğu ülkelerden bir tanesinde ise ve Türkiye'de de bir bankada eğer paranız varsa sizin hakkınızda bildirim yapılacak. Basitçe bu. Adrese dayalı. Ama adresiniz eğer Türkiye ise herhangi bir bildirim olmayacak. Şimdi bu konuyla ilgili özellikle sosyal medya üzerinden YouTube'dan bazı avukatlar da sizlerin kafasını karıştırmak için ve sizi korkutmak için, panikletmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Çünkü para kazanmanın peşindeler. Bir tane avukat YouTube'da geçen gördüm arkadaşlar, çıkmış diyor ki gelin diyor Türkiye'ye adresinizi, ikametinizi değiştirelim, bildirim yapılmasın. Arkadaşlar, Türkiye'deki ikamet kanunu şunu söylüyor. Eğer siz bir yılda 6 aydan fazla Türkiye'de yaşarsanız yaşamış olduğunuz adrese ikametinizi alabilirsiniz diyor. Kanun bunu diyor. Ama sen Türkiye'de yaşamıyorsun.
Bindin uçağa, geldin, o avukata vekalet verdin diyelim. Senin ikametini allem etti, kullem etti, değiştirdi. Peki sonra ne olacak? Geldiler nüfus idaresinden, dediler ki burada kim oturuyor? İşte şu oturuyor. Yok, o Almanya'ya gitti, Fransa'ya gitti. Ne olacak? O avukat parayı almış olacak. Sonra da siz yaptığınız masrafla kalacaksınız. Bakın, eğer Türkiye'de yılda 6 aydan fazla yaşamıyorsanız sizin adres değişikliği yapmanız doğru değil. Diyelim ki yaptınız bir şekilde. Peki, yarın öbürsü gün yaşadığınız ülkenin Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre seni çağıracaklar. Senin adresin niye Türkiye kardeşim diye sormayacaklar mı sana? O avukat parayı almış olacak, cebine koymuş olacak. Ondan sonra da sen derdini Marco Paşa'ya anlat. Sakın ola ki paranızı hiç kimseye kaptırmayın. Bakın, kulağıma geliyor, bu avukata 2-3 bin euro verenler varmış. Avukat değil, kim olursa olsun paranızı kesinlikle bu konuyla ilgili olarak kimseye vermeyin. Arkadaşlar bakın, bu bildirim normal şartlarda geçen yıl başlayacaktı. 2019'un bildirimi 2020 yılında olacaktı. Ancak pandemi nedeniyle sistem dendi, o dendi, bu dendi, bildirim yapmadı Türkiye. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı da kendisine iletilen şikayetlerden dolayı bu konuyla ilgili önümüzdeki günlerde bir karar alacak. Bu kararın ben gurbetçilerimizin lehine olacağını düşünüyorum. O nedenle sizlerden ricam şu. Daha doğrusu sizin için söylüyorum şunu. Paranızı sakın ola ki bu konuyla ilgili hiç kimseye kaptırmayın. Dolandırıcı kaynıyor arkadaşlar. Dikkat edin. Sosyal medya üzerinde, YouTube başta olmak üzere pek çok yerde bu konuyla ilgili video yapanlar var. Hepsinin amacı para kazanmak. Sizin sırtınızdan sakın ola ki paranızı kimseye kaptırmayın. Ben anlatıyorum, bakın diyorum ki durum bu bu bu. Sakın. Yine çok sayıda soru alıyoruz. Türkiye'de kiralık kasası olanların bildirimi yapılacak mı? Arkadaşlar, kiralık kasalarla ilgili herhangi bir bildirim olmayacak. Bunu lütfen unutmayın. Yine vatandaş soruyor. Diyor ki kardeşim, diyor, ben çalıştığım ülkede vergimi verdim. Çoluk çocuk gece gündüz çalıştık. Paramızı biriktirdik. Ben bu parayla da getirdim, Türkiye'de yatırım yaptım. Bakın, eğer sizin bu şekilde bir paranız varsa, size herhangi bir bildirim olsa bile gidip diyeceksin ki kardeşim, benim işte param bu, vergisini ödediğim, maaşını biriktirdiğim, çoluk çocuğunla beraber yatırım yaptığım bir şey, hiç kimse size bir şey yapamaz. Ama sosyal yardım alıyorsan, bak sıkıntı var orada. Diyecekler ki sana, kardeşim senin gelirin yok diye, senin paran yok diye ben sana devlet olarak sosyal yardım yapıyorum diyecek. Ondan sonra problem başlayacak. Bunu lütfen unutmayın. Bakın, tekrar edeceğim bir konu var. Çok sayıda soru geliyor, ısrarla söylüyorlar. Türkiye'de evi bulunanlarla ilgili, işte Ali Bey'in, Fatma Hanım'ın işte evi var diyelim, işte İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, herhangi bir yerde herhangi bir bildirim olmayacak. Yine görüyorum sosyal medyada mal varlığı gizleme diye bir şey çıkarmışlar. Mal varlığı gizleme. Arkadaşlar, mal varlığı bildirimiyle ilgili bir şey yok. Ha, yasa dışı birileri o Kayseri'deki gibi bildirirler, onu bilemem, ama ne birileri sizin mal varlığınızı gizleyebilir, ne de birileri hukuken sizin mal varlığınızı bildirebilir. Bu konuyla ilgili olarak devam eden bazı mahkemeler var. Birileri el altından bazı hükümetlerle, Belçika, Hollanda, Fransa gibi devletlerle anlaşmışlar. Onlar kendilerine verilen isimler Türkiye'deki mal varlıklarını araştırıyorlarmış. Bu tarz haberler kulağımıza geliyor. Sosyal medyada var. Ama ne derece doğru, bunlarla ilgili araştırma yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde nihayetlenecek. Bunu size bildireceğim. O nedenle mutlaka Emekli TV'yi takip edin. Mutlaka abone olun arkadaşlar. Mutlaka.
Şimdi değerli izleyicilerimiz, bu konuyla ilgili şunu bilmenizde fayda var. Siz eğer Türkiye'de bir para, bir mal varlığınız vesaire gibi bir yatırımlarınız söz konusuysa, bunlarla ilgili olarak zaten geçmişe yönelik bir şey yapamazsınız artık. Bitti. Burada önemli olan nokta şu: Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuyla ilgili nasıl tavır alacağı. Bunu da yakından takip ediyoruz. Ankara'daki tüm gelişmeleri bu konuyla ilgili yakından takip ediyoruz. Sizleri haberdar edeceğiz. O nedenle mutlaka Emekli TV'ye abone olun. Videonun altındaki zile de basın. Altta bir zil var, sağ altta biliyorsunuz. Ona da basın. Mutlaka da abone olun ki gelişme olduğunda sizleri haberdar edelim. Değerli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere otomotiv sektöründe çalışan çok sayıda vatandaşımız Almanya'da yaşıyor. Mercedes'le ilgili bir haberimiz var. Mercedes'in Almanya fabrikalarında parçaların yeterli düzeyde olmaması gerekçe gösterilerek 2 hafta kısa çalışma uygulamasına geçiliyor. Ardındansa kimi bölümlerde tek vardiya sistemine geçilecek. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle uzun süre üretime kısa çalışma ile ara veren Mercedes firması fabrikalarında 2 hafta kısa çalışmaya gidileceğini açıkladı. Geçtiğimiz yıla göre %26 daha fazla kar elde eden Mercedes, kimi bölümlerinde kısa çalışmaya gitmesini araba parçasının yeterli düzeyde olmaması şeklinde açıkladı. Özellikle Japonya'da elektronik aksamlarda kullanılan çiplerin yanı sıra birçok araç parçalarının üretimde sorun yaşayan ulusal ve uluslararası yan sanayi firmalarındaki üretim sıkıntısından kaynaklandığı ifade edildi. Yani tedarik yok dünyanın pek çok noktasında. 2 haftalık kısa çalışma sonunda da kimi bölümlerde tek vardiya sistemine dönülerek üretim kısmen de olsa devam ettirilecek. Özellikle Çin pazarı için üretilen S sınıfı araçların üretiminin yapıldığı bölümün bundan etkilenmemesi için çözüm aranıyor. Çünkü ciddi bir rekabet durumu söz konusu. Çin, Almanya için, Mercedes için büyük bir pazar. Haziran sonu itibariyle gece vardiyası planlanmış ve yaklaşık 1000 işçinin bu vardiya ile çalışması planlanmıştı. Ayrıca Covid-19 nedeniyle birçok işçinin hasta olması da üretimde etkili olmuştu. Bu durumu çözmek için kendi bünyesinde bulunan klinikte işçilere aşılama işlemlerine de başlanacağı ifade ediliyor. Evet değerli izleyicilerimiz, Mercedes, BMW gibi, Volkswagen gibi büyük otomotiv firmaları bu koronavirüsle ilgili salgından mümkün olduğu kadar etkilenmemeye çalışıyor ama binlerce, on binlerce kişinin çalışmış olduğu bir işletmenin etkilenmemesi mümkün değil. Tedariklerini dünyanın dört bir yanından yapıyorlar. Dört bir yanındaki işletmelerden parça satın alıyorlar ve ürettiriyorlar. Hal böyle olunca da etkilenmemeleri mümkün değil. Tabii dileğimiz şu: mümkün olan kısa zamanda her şeyin normale dönmesi. Çünkü biliyorsunuz binlerce vatandaşımız bu otomotiv firmalarında çalışıyor, evine ekmek götürüyor. Tüm dünya maalesef koronavirüs karşısında aciz bir noktaya gelmiş vaziyette. Devletler aciz, devlet başkanları aciz, işletmeler aciz. Görüyorsunuz dünyanın en büyük markaları bile çözüm arıyorlar ama bulamıyorlar. Çünkü koronavirüs maalesef hayatımızın tam orta noktasına yerleşti. Kısa zamanda özellikle ekonominin de normale dönmesini ben beklemiyorum. 3 yıl sonra ekonomiler, dünya ekonomisi normale dönecek diye düşünüyorum. Çünkü şu an her şey normale dönse en az 6-7 ayda işler rayına oturacaktır. Ama görüyoruz ki koronavirüs hayatımızdan daha uzun yıllar çıkmayacak. O nedenle bir planlama yapıyorsanız, ekonomik anlamda bir şeyler düşünüyorsanız 3 yılı gözünüzün önünden ayırmayın. Dünya 3 yıldan önce normale dönmeyecek. Bunun bilinmesinde fayda var. Değerli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere Amerikan otomotiv firması Tesla, Berlin'de 1 milyar euro değerinde bir otomobil fabrikası için yatırım yapıyor. Bu fabrikanın da 2021'in Temmuz ayında aktif hale gelmesi bekleniyordu, ancak Tesla'dan bir açıklama geldi ve bu fabrikanın en erken 2022'nin Şubat ayında, yani yaklaşık 6 ay gecikmeyle hayata geçebileceği, faaliyetlerine başlayabileceği belirtildi. Biliyorsunuz Berlin'de binlerce kişi burada çalışacak. Özellikle otomotiv sektörü için çok çok önemli bir fabrika olacak Tesla. Evet, Elon Musk'ın Tesla'sı
Avrupa pazarı için Berlin'de konuşlanmıştı. Berlin'deki fabrikasının yapımı devam ediyor. Tabii gecikmenin temel nedeni de pandemi, koronavirüs nedeniyle inşaat maalesef istenildiği gibi gitmedi. Ama öyle ya da böyle Berlin için, Almanya için çok çok önemli bir yatırım. Önümüzdeki günlerde bu konuyu yine yakından takip edeceğiz. Çünkü bu fabrikada yüzlerce vatandaşımız çalışacak ve binlerce kişi de bu fabrika sayesinde ekmek yiyecek. Elon Musk, Tesla'nın CEO'su bununla ilgili bir açıklama yaptı ve şunu söyledi. Elimizden geldiğince çabuk fabrikalar inşa ediyoruz. Hem Texas hem de Berlin'de iyi ilerliyor. Bu yıl bu fabrikaların hizmete geçmesini bekliyorduk ancak pandemi nedeniyle bir süre ertelemek zorunda kaldık diyor. İşte görüyorsunuz değerli izleyicilerimiz, insanoğlu maalesef koronavirüs karşısında istediğini yapamıyor. Koronavirüs insanlığı esir almış vaziyette. İnşallah tez zamanda, en kısa zamanda bu sıkıntı insanoğlunun yakasını bırakır. Herkes özlemiş olduğu o normal hayatına döner. Evet değerli izleyicilerimiz, maalesef koronavirüsle ilgili rakamlar düşse de etrafımızda koronavirüse yakalanan insanların arttığını, hayatını kaybeden insanların sayısının arttığını, işini gücünü kaybeden insanların sayısının arttığını gözlemliyoruz. Yani söyleyecek çok şey var ama inanın artık koronavirüsle ilgili konuşmaktan ben yoruldum. Çünkü bazı insanlar ısrarla dikkat etmiyorlar arkadaşlar. Bir kısmı da koronavirüs yok diye ortaya çıkıyor arkadaşlar. Koronavirüsün varlığı konusunda bir şüphe yok. Ama siz derseniz ki bu bir oyun, olabilir. Derseniz ki insanlığı sıfırlıyor, olabilir. Başka şeylerde konuşabiliriz ama var. Etrafımızdaki insanlar hayatını kaybetmeye devam ediyor. Bunu söylemişken yine hatırlatayım. Avrupa'da yaşayan, Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, İsveç, İsviçre, Norveç gibi, Avusturya, Belçika gibi ülkelerde, İngiltere gibi ülkelerde yoğun olarak vatandaşlarımız yaşıyor biliyorsunuz. Şu gidip gelme işlerinden bir türlü kurtulamadık. Hala insanlar birbirlerinin evine gidiyor, hala ziyaret ediyor, hala özledim diyor. Söyleyeceğim, yine söyleyeyim. Kısır günü yapanlar mı dersin, çay pasta günü yapan mı dersin, ne bileyim işte gün yapan mı dersin, altın günü mü dersin, hepsi var. Azalsa da bitiremedik. Emekli TV'nin Facebook hesabına atıyorlar bana bir sürü fotoğraflar dünyanın dört bir yanından. Özellikle hanım izleyicilerimiz kısır yapmışlar kısır yerken, gün yapmışlar günde çay pasta içerken. Ya atmayın, Allah aşkına atmayın, gördükçe sinirleniyorum. Yapmayın diyorum. Siz yapıyorsunuz, bir de üzerine bana fotoğraf atıyorsunuz. Yapmayın arkadaşlar. Bakın sadece Almanya'da 2174 tane Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. 2174 sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Alman vatandaşlığına geçenler dahil değil. Sadece Almanya'dan bahsediyorum. Hollanda, Fransa, İngiltere, İsveç, İsviçre, Avusturya, Belçika, Norveç vatandaşlarımız, binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Hala kına gecesi, hala düğün yapanlar var arkadaşlar. Geçen beni çok üzen bir yorum gördüm videoların altında. Bu yorumların hepsini tek tek okuyorum ben biliyorsunuz. Bir tane hanımefendi şunu yazmış, diyor ki ben düğün yapmayın diye bir açıklama yapmıştım. Sebebi de şu: koronavirüs var. Kendi sağlığınızı ve o düğüne davet edeceğiniz kişileri tehlikeye altına atmayın diye söylüyorum. Yoksa kardeşim ben ne yapacağım? Kimin düğününden bana ne? Ne yaparsınız yapın. Yani düğün değil, ne yaparsan isterse 40 gece düğün yap. Bak. Benim umurumda olmaz. Ama ne kendini ne de o düğüne davet edeceğin kişileri riske atma diyorum ben. Başka bir şey söyledim yok. Bir tane hanım yazmış videonun altına, diyor ki siz diyor çok diyor yanlış yorum yapıyorsunuz diyor. Sebebini devam et. Uzun bir mesaj yazmış. Yorum yapmış videonun altına. Diyor ki işte diyor sizin tabii diyor evlenecek çağda çoluk çocuğunuz yok. Siz diyor o işi bırakmışsınız. İnsanlara da kalkmışsınız diyorsunuz ki evlenmeyin etmeyin. Ya kardeşim bak ben şunu söylüyorum. Diyorum ki koronavirüs döneminde evlenmek doğru değil. Düğününden de bir şey anlamaz. Acele etme. Şunu söylüyoruz. Gelin mi kaçıyor? Damat mı kaçıyor? Kim kaçıyor?
Seni beklemeyecekse bir ömür boyu beraber yaşamayı hayal ettiğin kişi zaten 3 gün sonra gider. Eğer seni bir yıl beklemeyecekse, koronavirüs geçene kadar seni beklemeyecekse evlenme o zaman. Şimdi bunları söyledim diye beni infaz etmiş. Kusura bakmayın arkadaş. İnsanların hayatını tehlikeye atamazsınız. Anlattım bundan aylar önce, bakın. Korona düğünü adını vermiştim bunu. Berlin'de koronavirüsün böyle şey zamanı, ilk zamanları daha insanlık ne olduğunu anlamamıştı ama düğün yapmayın etmeyin diyorduk. 100 kişinin katılması gereken düğüne 1000 kişiyi davet etmişlerdi. Bizim Türkler. Gazetelere çıktı, Almanya'da televizyonlara çıktı. Korona düğünü diye. Gelin korona. Gelin korona. Damat korona. Kaynana korona. Düğüne katılan 270 kişi koronaya yakalandı. Belki ölenler oldu bilmiyorum. Bunlar gitti birilerine bulaştırdı bilmiyoruz. Otobüse bindi birine bulaştırdı bilmiyoruz. Markete gitti birine bulaştırdı bilmiyoruz. Metroya bindi birine bulaştırdı bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Belki 5000 kişiye bulaştı. E kardeşim bunları anlatmak suç mu? Hani birileri şu videonun altına yorum yapınca da lütfen kendinizi benim yerime koyun ya. Saçma sapan yorumlar yapan ne ararsan var. Küfür edenler, hakaret edenler. Arkadaş bak ben de bir insanım. Bak ben de bir insanım. Etkilenmiyorum diyen yalan söyler. Ha takmıyorum ben. İstediğini yaz. Ama aynı şeyleri ben sana yazsam nasıl tepki verirsin merak ediyorum. Aynı şeyleri ben sana yazayım. Hakaret ediyorsun ya. Diyelim ki ben sana hakaret edeyim. Küfür ediyorsun ya ben sana küfür edeyim. Hoşuna gider mi? Yani yorum insanlar tarafından okunuyor. O yazmış olduğunuz yorumlar öyle havaya gitmiyor. Okuyoruz onları. Görüyoruz onları. Ama sizlerden ricam şu koronavirüsle ilgili lütfen kendinize ve sevdiklerinize, ailenize, çevrenize dikkat edin. Koronavirüs şu anda en hırçın döneminde arkadaşlar. En hırçın dönemi. Sıkıldık mı sıkıldık, bunaldık mı bunaldık. Eski hayatımızı özledik mi? Özledik. Tabii ki. Ama bir süre daha idare edeceğiz. Aşı ile ilgili çok sayıda soru geliyor. Aşı olalım mı olmayalım mı? Arkadaşlar bunun kararını ben veremem. Herkesin kendi bileceği bir şey. Çok soru var aşı ile ilgili. İnsanlar iki arada bir derede kalmışlar. Olsak mı, olmasak mı? Bir taraftan dayatmalar var. İşte yok uçağa binemezsin, oraya giremezsin, buraya giremezsin eğer aşı olmazsan diyorlar. Bunun kararını ben değil sizler vereceksiniz. Biz burada dünyadaki hem aşıyla hem de koronavirüsle ilgili gelişmeleri sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Tüm haberlerden sizleri haberdar ediyoruz ki oturun, düşünün, kendi süzgecinizden geçirin ve karar verin. Buna ben aşı olun ya da olmayın diyemem zaten. Ben doktor değilim. Doktorlar bile bunu olun ya da olmayın diyemez. Kendi bağımsız, hür iradenizle vereceğiniz bir karar. Saygıdeğer izleyicilerimiz, Almanya'da çocuğu olanları yakından ilgilendiren bir gelişmemiz var. Nedir bu? Almanya Bakanlar Kurulu virüs nedeniyle evde daha fazla vakit geçirmek zorunda kalan çocukların sosyal alan ve eğitimdeki açıklarının giderilmesine yönelik olarak ek dersler için 2 milyar euro ayrılmasını karara bağladı. Bütçenin 1 milyarı doğrudan eğitime yönelik, geri kalanı ise sosyal projeler için harcanacak. Ayrıca dar gelirli ailelerden gelen çocukların spor ve boş zamanı aktiviteleri için çocuk başına bir kereliğe mahsus 100 euro ödenmesi kararlaştırıldı. Federal Eğitim Bakanı alınan kararla birlikte çocukların salgından meydana gelen açıklarının kapatılacağı ve salgının olumsuz etkisinin hafifletileceğini söyledi. Şimdi değerli izleyicilerimiz, çocuğu olanlara, dar gelirlere, özellikle sosyal yardım alanlara 100'er euro para verilecek çocuk başına. Şimdi bu 100 euroya ek olarak Ağustos ayında da bir 150'şer euro daha ödenecek. 150 euro da toplamda 250 euro ödenecek. Şimdi değerli izleyicilerimiz bakın. Ben verilen bu paraların yetersiz olduğunu düşünüyorum. Almanya'da, Fransa'da,
Hollanda'da, diğer ülkelerde de aynı durum söz konusu. Çünkü koronavirüs döneminde her şeyin fiyatı en az son bir yılda %20 arttı. İnsanlar daha çok fatura ödüyor. İnsanlar gıda harcamasını daha çok yapıyor. İnsanlar eve tıkandıkça, eve girdikçe değerli izleyicilerimiz daha çok para harcadı. Evet, bu bir gerçek. Ama maaşlar yerinde saydı. Sosyal yardımlar yerinde saydı. Şimdi 100 euro veriyorlar. Arkadaş, Almanya'da bir bebeği olan anneye soralım. 100 euro ile sen bebeğinin nesini karşılayabilirsin? Ha, birileri şunu söyleyebilir. Ya hiç yoktan iyidir. Tamam, hiç yoktan iyidir. Ben kötü demiyorum ki. Ancak yetersiz olduğunu söylüyorum. Bakın, tekrar ediyorum. Bu iş 100 euro ile falan olmaz. Bu iş bir sefere mahsus olmak üzere yıl sonuna kadar toplamda çocuk başına biner euro verilerek bu iş çözülür. Yıl sonuna kadar. Tek seferde değil. Çocuk parasına ek olarak 1000 euro. Şimdi 5. aydayız değil mi arkadaşlar? Önümüzde yıl sonuna kadar daha 7 ay var. 7 ayı böldüğümüz zaman yaklaşık size işte 130 euro falan yapıyor. Artı 130 euro. Birilerinin gözünde 1000 euro çok gelebilir. Ama arkadaşlar, bir anneye babaya ya da çocuğu olan izleyicilerimize söylüyorum. Markete, çarşıya, pazara gittiğinizde bir yıl önceye göre de kıyasladığımızda neyi alıyorsunuz, neyi alamıyorsunuz? Bakın, dar gelirli vatandaşlarımızın Almanya'da ya da diğer Avrupa ülkelerinde almış oldukları maaşlarla yaptığı tek bir şey var. %80 oranında gıda harcaması yapmak. O da kirayı ödüyorsa, sosyal yardım almıyorsa ya da ne bileyim çocukların ihtiyaçları vesairesi, hani bunları bir kenara koyuyorum. Sadece gıda harcaması yapıyor. Gıda fiyatları da son bir yıl içerisinde %20 artmadı mı? Ya Aldi'den örnek vereyim arkadaşlar. Aldi lüks oldu. Lidl lüks oldu. Bunu söyleyince bazıları kızıyorlar. Ya sen çok abartıyorsun. Ya kardeşim bak. Ya makarnaya bile son bir yıl içerisinde en az %20 zam geldi makarna. Her şeyin fiyatı almış başını gidiyor ama vatandaşın almış olduğu sosyal yardım ve maaşlar yerinde sayıyor. Ne diyorum ben? Beni takip edenler bilir, Emekli TV'ye abone olanlar bilir. Vatandaşı sosyal yardım dilencisi haline getirmişler. Kardeşim, sen asgari ücreti düşük vereceğine çıkar, en düşük asgari ücret net 2000 euro yap. Ondan sonra da gör bak bakalım neler oluyor. Sosyal yardım verme. Emekliye 700-800 euro emekli maaşı veriyorsun. Senin kapından ayrılmıyor. Sosyal yardım dilencisi olmuş. Bu ayıp emeklinin, vatandaşın ayıbı değil ki. Bu devletin ayıbı. 700-800 euro ile adam kira mı ödesin? Fatura mı ödesin? Yesin mi, içsin?